Evet, herkese iyi akşamlar efendim. Balkanlardan bir sese hoş geldiniz. Bugün üçüncü canlı yayınımızdayız. Malum gündem yoğun bugün tabii ki. Şimdi konuklarımız olacak bu akşam. Bulgaristan seçimlerini değerlendireceğiz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Görüyorsunuz Balkanlardan bir ses Facebook, Balkanlardan bir ses YouTube sayfalarına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İlaveten şunu söylüyorum, para istemiyoruz. Burada paralı bir şey yok. Sadece abone olarak bizlere destek olabilirsiniz efendim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ilk konuğumuz Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gencoğlu'nu ağırlayacağız. Kendisini hemen ekranımıza davet edelim. Görüşlerini, seçimle ilgili görüşlerini alalım. Turhan Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz başkanım? Vallahi mutluyuz, gururluyuz. Kardeşlerimize yapmış olduğumuz çağrılardan dolayı gerçekten bu seçime katılımda göstermiş oldukları ilgi ve alaka bizleri son derece mutlu etti. Ben bakıyorum böyle kuyruklarda 80 yaşına gelmiş amcamız bile evladım, kız hanım oy cihazımı ver, oy cihazımı vereceğim dedi. Bu bizi gerçekten mutlu etti. Hepimiz bu birlik beraberlik içerisinde ne güzel şeyleri başarabileceğimizi gösterdik. Gerçekten çok mutluyuz, çok onurluyuz. %350'ye yakın Bursa'da oyumuz arttı. 7.000'lerden şu anda 24 bin küsür 25 bin oya geldik. Türkiye çapında 92, 90-92 bin civarında buradan oyumuz, kardeşlerimiz oy verdiler. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok uğraştık, çok çalıştık. Cenab-ı Allah da bize böyle bu mutluluğu nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Evet, şimdi az önce rakamlar zikrettiniz. Bunları biz şey kabul edebilir miyiz? Nihai ya da yakın rakamlar olarak kabul edebiliriz. Vermiş olduğum rakamlar nihai yakın rakamlardır. Onu özellikle bilmenizi istiyorum. Tamam. En son zannedersem bayağı yıllar önceydi, hatırlamıyorum. 90 bin bizim zaten şeyimizdi. En fazla çıkabildiğimiz seçmen sayısıydı. 20 sene evvel Bunda... genel başkanlığım sırasında buna benzer büyük bir başarı elde etmiştik. Bu rekor yine tekrar bu rekore buna benzer bir rekorumuz var. Gerçekten bütün hizmeti geçenlere, başta Sayın Veli Başkanım ekibine, konfederasyonuna, Kader kardeşime, Sabri Mutlu kardeşime, bütün arkadaşlarıma, herkese, bütün yöre derneklerimiz dahil herkese gerçekten minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bir bütün halinde çalıştık. Bir el birliğiyle güzel çalışmalar yaptık. Burada bütün yığılmalar sırasında okullar arası insanların taşınmasını yaptık. Bursa'dan 120'ye yakın iş adamlarımızın sponsorluğunda otobüs gönderdik. Bunun yanı sıra birkaç yüzde rakamda da kardeşlerimiz, yani tahmin ediyorum 1.000'e yakın da taşıt gitti Bulgaristan'a. Bu kardeşlerimizin hepsine duyarlılığı için gerçekten minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İşte beklediğimiz tablo buydu. Bulgaristan'da biraz katılım düşük. Bu bizi Evet. üzüyor. Normal aldığımız bilgilere göre Bulgaristan'da %30 civarında bir katılım varmış. Bizim oradaki kardeşlerimizin katılımın ne kadar olduğunu tam olarak onun bilgisini alamadık. Umarız bizim kardeşlerimizin orada katılımı buradan giden oylarla, çünkü biz buradan giden oylarda özellikle birkaç Kırcalı, Razgrad ve Burgaz'a yönelmeye çalıştık. Çünkü bu 2017 senesine nazaran oylarımız arttığı halde buralarda biraz düşüş göstermişti. Buralara da gitmek isteyen çok kardeşlerimiz vardı. Onları da biz oralara yönlendirdik. Vallahi inşallah arzu etsin neticeyi alırız. Ben inşallah diyorum 40 civarında milletvekili olacağını tahmin ediyorum. Gerçekten çok mutluyum, çok sevinçliyim. Ben bu davaya gönül vermiş biliyorsunuz. Gerçekten Balgöç'te beraber doğdum, Balgöç'te büyüdüm. Aşağı 1972 senesinden beri bu davaya gönül vermiş biri olarak gurur duydum, onur duydum. Gerçekten hislerimi anlatamıyorum, çok gururluyum. Evet, peki bir öngörünüz var mı hükümetin kurulması ile ilgili?
Onlara, o yorumlara pek girmek istemiyorum ama şu kesinlikle belli. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bu kesin. İnşallah biz de koalisyonda ortak oluruz ki olmamız gerekiyor artık diye düşünüyorum. Bu kardeşlerimizin verdiği oylarla oradaki yönetimlere ortak olabilmek en büyük amacımız. Onların sorunlarının böylece çok daha rahatlıkla üstesinden gelebileceğimize den hiçbir şüphemiz yok. Böylelikle oradaki yönetimler ortak olursak çok 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 daha sorunlarımızın haline gitme imkanımız olabilir. Mustafa Karadayı kardeşimizin de gidip orada Cumhurbaşkanı adayı olması da bizleri gerçekten son derece motive etti. Bu motivasyonla da kardeşlerimizin sandığa gitmesi de ciddi bir şekilde arttı. İnşallah önümüzdeki haftaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de komşumuz, dostumuz, ortaklık çıkarlarımız olan Bulgaristan'a hayırlara vesile olur. Ama biz parlamento seçimlerinden gerçekten çok mutluyuz. İnşallah oradan alacağımız haberler de bu mutluluğumuzu pekiştirir. Peki. Turan Bey çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar, minnet ve şükranlarımı özellikle de. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Konfederasyon Onursal Başkanı Turhan Bey'in görüşlerini aldık seçimle ilgili. Kendisinin söylediği şuydu, Türkiye genelinde 90 bin üzerinde oy kullanıldığını söyledi. Bursa'ya baktığımızda Bursa'da 24.700 küsürlü bir oy kullanımı var. Hatırlatmak isterim ki bundan iki seçim önce bütün Türkiye geneli zaten 24 bin küsurlardaydı, 25 binlerdeydi. Bakalım, yani şu anda tam daha her şey açıklanmadı ama bu yönde ilerliyor. Türkiye'de katılımın geçen seçimlere göre çok daha fazla olduğunu gördük. Şimdi başka konuklar için de şu anda yazışmalar yapıyorum. İkimizi bir daha yollayalım konuklarımıza. Evet. Şimdi Fahri Bey yazmış. Ağzınıza sağlık Turan Bey demiş. Şirin çeken herkese teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere demiş. Birol Özkardeşler İzmir 13 bin civarında oy kullandı demiş. İzmir'e de bağlanacağız. Abdurrahim Nursoy Balgöç Başkanı bizimle beraber olacak. Sait Yusuf iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen şimdi bakalım sırada gelecek olan konuklarımızı da bekliyoruz. İzmir demişken Abdurrahim Başkanımıza da bir davet gönderelim. Başkanım bekliyorum diyelim. Bakalım İzmir'de durum ne? Şehir şehir bunları almaya çalışacağız tabii ki. Şimdi tekrar etmek istiyorum, aslında önemli bir durum. Türkiye genelinde şu anda 92-93 bin bandındayız. Turhan Gencoğlu'nun bize söylediği rakamlar bu yönde. Şimdi hemen Kocaeli'ye de gidelim aslında. Bugün öğlen saatlerinde seçimi kullanıldığı yerde, okulda bağlanmıştık kendisine, bize bilgiler vermişti. Bakalım İzmir, Kocaeli'de sonuçlar açıklandı mı? Bize bir rakamsal veri verecek mi Hüseyin Aksu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hala okuldayız galiba. Okuldayız, okuldayız. Sayım devam ediyor ama bizim yani ilk kesin olmayan sonuçlar var elimizde artık. Makineyle oy kullanıldığı için biz 8.30'da ilk sonuçlarımızı aldık. Evet. Toplam iki sandıkta 2.396 oy kullanıldı. 1.203 birinde, 1.193 diğerinde. Buna göre
Evet. Ortalama aslında 1000 bir sandık için 1000 çok iyi bir rakam, değil mi? Evet. 1200'er oy yaklaşık her iki sandıkta oy kullandık. İyi bir sonuç elde etti. İyi çalıştı. Hem komisyondaki arkadaşlarımız hem dışarıda destek ekibimiz. Seçmenimiz de iyi bir duyarlılık gösterdi diyebiliriz. Duyurular etkili oldu yani bu süreç içerisinde. Sürekli değişik araçlarla, SMS ya da birebir arama yöntemiyle veya sosyal medya aracılığıyla ya da ulusal medya kanallarındaki hatırlatmalar son derece etkili olduğunu görüyoruz ve insanımız demek ki yeterince duyuramıyormuş yani bundan önceki seçimlerde ya da Evet. belki başka sebepler de vardı. Ama bu seçimde herkes gerçekten gerekli duyarlılığı gösterdi diyebiliriz. Yani benim beklentilerimin oldukça üzerinde şu anda. Evet, Türkiye ile ilgili sizde tam bir Turan Bey gerçi 92-93 bin bandında dedi. Bu sizce iyi bir rakam değil mi yani şu etapta? Yani ben 75 binler iyi bir rakam olur diye düşünüyordum. Net Türkiye'nin sonucunu bilmiyorum ama eğer o civardaysa gerçekten yani vatandaşımızı tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten yani bizleri gururlandırdılar öyle diyelim. Yani bu seçimler bu sayı gerçekten bugünün şartlarında son derece önemli rakamlar diye düşünüyorum. Peki, Yani teşekkür bizim ediyoruz Hüseyin Bey katıldığınız Gebze için de en son hani şu anda mesela biz 1750 bandında oy bekliyorduk. 2000 çok iyi olur diyorduk. Yani 2400'e yakın oy kullanılması ve 1000'e yakını da Bulgaristan'a gittiğini varsayarsak ciddi bir yüzde oyunu kullandı. Sözünü söyledi diyebiliriz. Teşekkür ederiz. teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Hüseyin Aksu'ya da teşekkür ettik. Kocaeli'ye gittik, Gebze'ye gittik daha doğrusu. Şimdi İzmir'e geçelim. Abdurrahim Başkanımızı davet edelim hemen ekranımıza. Başkanım, selamlar. Aleykümselam Erdoğan kardeşim. İyi İyi akşamlar. geceler bir de tek saat 11'de oldu. İyi akşamlar da. Valla iyi geceler de desek olur, sabah da desek olur. Sabaha çok erken başladık. Çok yoğun bir günden sonra. Ve demin de başkanın da söylediği gibi hepimiz de son derece gururluyuz Evet, sonuçlardan İzmir'de dolayı. durum nasıldı? Yani katılım nasıldı? Sonuçlar gelmeye başladı mı İzmir'de? Geldi şu an net sonuçlarımız var Erdoğan. Toplam 12 sandık var biliyorsunuz İzmir'de. Evet. 12.300 oyumuz var İzmir'de. Yani yine ortalama 1000, yani sandık başı 1000 Ortalama bin, yaklanmış evet gibi gözüküyor. bir tık üzerinde. İşte bazı özellikle Alya ve Urla'da katılımımız 350 civarıydı. Ama bazı ilçelerimizde sandık başına 1600 dair insan gidip oy kullandı. İşte 1200, 1300, 1000 gibi bence uzun zamandan beri görmediğimiz bir katılımı bugün yaşadık ve çok iyiydi Erdoğan. Çok yoğun bir Peki, katılım vardı. şunu soracağım. Yani geçen seçimlerde işte 20 bin, 25 bin sonra 30 bine falan çıktı en son. Evet. Burada çok daha fazla arttı. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Bununla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Ciddi bir çalışma oldu. Yani bu biri de Bulgaristan'da Mustafa Karadayı'nın ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olması tabii ki insanların ziyadesiyle çok memnun etti ve sandığa gitme ihtiyacı duyuldu. Hepimizin de yani böyle hoşuna gitti. Evet, Bulgaristan tarihinde ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı. Aslında Ama hepimizin bu beklediği bildiğimiz ve özel kadarıyla nasıl? pardon bölüyorum burada ama bildiğimiz kadarıyla ilk Türk Cumhurbaşkanı adayı diyemeyiz. Daha önceki yıllarda da vardı ama bir parti anlamında tabii ki Evet. Yani ben arkasında zaten bir evet parti daha önce desteği vardı doğru alıyordu. söylüyorsan parti olarak yoktu. Yani partinin Cumhurbaşkanı adayı yoktu. O anlamda. Ya bir de Erdoğan hakikaten özledik yani artık bu ve bunun gibi adayları. Bundan sonra inşallah daha güzel adaylara vesile olacaktır. Yani insanımız bu konuda kendinde inancı bulacaktır. Hem artı Bulgaristan demokrasi içinde çok bence güzel bir tablo ortaya çıktı. Yani Türkiye'deki oy kullanım oranı çok yüksek. Temsilde söylediğimiz 93 bin civarı ciddi bir katılım.
Demek ki insanlarımız hakikaten bunu bu seçimi gerektiğinden daha da fazla önemsediklerini gördük bugün. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese saygılarımı iletiyorum. Bütün Türkiye'deki dernek başkanlarımıza, Bulgaristan Türkleri kardeşlerimize en derin ve en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun kardeşim. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, İzmir'e de bağlandık. Şimdi bu arada gelen yorumları da okuyalım. Fatih Akın, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Süleyman Ulusoy, Bulgaristan Türkleri platformuna teşekkür ediyoruz demiş. Fahri Şensoy, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Faruk Nafioğlu, göçmen nüfusun yoğun olduğu mahallelerde sandık sayısı yetersiz kaldı demiş. Evet, yoğun olan bölgelerde bu şekilde. Bazı sandıklarda çok yığılma vardı, bazı sandıklar çok rahattı. Bu ileriki dönemlerde farklı bir şekilde organize edilebilir bence de. Şirin Çeken demiş ki hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da mutlaka vekillerimiz gerek, Cumhurbaşkanı belirleyecek potansiyele sahibiz, sesimiz duyulmalı, özverili akıllı insanlarız demiş. Matrak Mühendis demiş ki yayınlar, son durum nedir? Paylaşıyoruz, Türkiye'de 92 bin küsuratlı bir oy kullanıldığını biliyoruz şu anda. Ortalama sandıklara baktığımızda da her sandıktan ortalama biner oy çıkıyor gibi. Efendim, onun haricinde Halit Gökalp Küçük, Rubasam olarak Rumeli Balkan Stratejileri Araştırma Merkezi, katkı ve çalışmanız dolayısıyla teşekkür ederiz, ilgiyle takip ediyoruz siz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim biz de Rubasam'a. Onların bazı konferanslarını da buradan yayınlıyoruz. Orkun Yılmaz, İzmir'e teşekkür etmiş. Evet, katılan, yani Adana'da katıldı, İzmir'de katıldı, her yer katıldı. Maalesef Bulgaristan'da çok fazla katılım olmuyor. Evet, Turan Bey'den bir mesaj var, onu da ileteyim. 24.729 demiştik Bursa'ya ama 25.200 olmuş. Çünkü şey arttı. Yani 9'a kadar devam etti oy kullanmalar. Şu anda ne kadarı yansıdı onu bilmiyorum. Şeydeki, yani şu anda Bulgaristan televizyonlarına baktığımızda sonuçları vermeye başladılar. Ama mesela Hak ve Özgürlükler şu an 10.1'de falan gözüküyor. Mustafa Karadayı 9.8 olarak gözüküyor. Muhtemelen daha yurt dışı oyları bunlara ilave edilmemiştir. Onu söyleyebiliriz. Şimdi aslında şeye de bağlanacaktık. Sevinç Çelebi'ye, Bursalı gazetecimiz. O da ilginç bir yolculuk yaşadı çünkü. Otobüsleri hareket derken gelmiş Sevinç Çelebi. Hemen alalım. Cebele selamlar. Selamlar. Duyabiliyor musunuz beni? Ben çok az duyuyorum. Biraz yüksek sesle konuşabilirsin. Şöyle bir dakika, ben sizin mikrofonun ayarınıza bakayım. Ben acaba bunu yükseltebilir miyim? Yok, olmadı. Şimdi Sevinç Çelebi, sizden bahsediyordum. Bugün dün bir yolculuğa çıktınız Bulgaristan'da oy kullanmak için. Hem gözlem yapmak istediniz. Ama sizin otobüslerin başına gelmeyen kalmadı galiba yol boyunca. Sınırda bir duraklatıldı, otobana girince, ondan sonra Kırcaali'ye girmeden tekrar önü kesildi. İşte bazı kontroller amaçlı. Bize bu durumu anlatabilir misiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten ilginç bir yolculuk oldu. Ben seçim gününde, yani son gününde, artık otobüslerin geldiği son günde yolculuk yapma fırsatı buldum, yakaladım işlerimden dolayı. Sabah saat 7.30 gibi terminalden çıktık ve 11.30 veya 11.40 gibi sınırdaydık. Fakat sınırı 11.40'da varmamıza rağmen öğlen vaktinde
saat 17'de bırakıldık. Çünkü gerekli gereksiz her tür engelliyi çıkardılar. Tüm polisler yığılmıştı. Yabancı otobüslerin rahat bir geçişi sağlanırken Türk otobüsleri teker teker kanala alınıyordu. Kanaldan sonra X-ray'e gönderiliyordu ve hatta tabii vatandaşların iddiaları ama bunlar yani onlar kulak şahidi olmuşlar. X-ray'e otobüs gittiğinde polisin birisi demiş ki makina çok ısındı. O yüzden en az bir saat kadar burada beklememiz gerekiyor soğuması için makinenin. Şimdi böyle bir şey tarih hatırlamıyor biliyorsun yani X-ray'de neyse. İşte eşyalar indirtildi, tekrar bindirildi, tekrar indirtildi, otobüslerin altında gezildi, muhabbetler edildi, aralarında mola denildi vesaire vesaire derken bizzat şahit oldum. Biri birine Bulgarca da bildiğimden dolayı saat kaç, ilerledi mi? Yani bariz kulak misafiri oldum. Hesap yapılıyor yani. Hesap yapılıyordu. Neyse ki çok şükür oradan çıktık derken Kırcaali'ye 4 kilometre kala Bosfor otobüsünü gördük. Onlar yaklaşık 1 saat kadar orada tutulmuşlar ve milletvekili Bulgaristan'dan milletvekilini aramak zorunda kalmışlar. Bizler de vardık indiğimizde hatta ben çekim yapmaya başlayınca ezileceksin çekil diye polisten uyarı geldi. Fakat biz hiç çekilme gibi bir niyetinde değildik çünkü bizlere 89 yılı İşte o hatırlatılmak istediği. Çünkü coplar ellerindeydi ve bir korku salgılanmaya çalışılıyordu. Bu çok kötüydü aslında. Hani görüntü olarak da şoförümüz güpegündüz alkol testine tabi tutulmak istendi. Ve buna da halk itiraz etti. Dediler biz sabah saat 7'de yola çıktık. Hangi alkolden bahsediliyor? Evet. Sonra siz kaç hızla geliyorsunuz gibi çıkış yapmaya çalıştı polisin birisi. Yığılmışlardı oraya da görüldüğü itibariyle. 60'la geliyorum diye şey yapınca. En sonunda çok çirkin bir şey ama biz iki otobüs birleştik yol kestik. Bildiğiniz yol kestik. Araçlara geçit vermedik. Yani haber gazeteciyi çağırır ya. Yani ilginç. Neyse ki sağ salim. Saat 6-6.30 civarlarında sandığın başındaydık ve gururla oylarımızı kullandık. O oy kullanılacak yani şey yok. Yani güzel bir şey değildi. Biz gururluyuz. Bir Türk ilk kez tarihte Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Ama belli ki bu ciddi anlamda rahatsız etmiş Bulgaristan'ı. Evet. Benim aktarılacaklarım bu kadar Bulgaristan'dan Erdoğan. Tamam. Şu anda neredesin? Cebel'desin galiba. Baba toprağı. Seçimleri izliyorum işte. Sonuçları bekliyoruz. Tamamdır Sevinç Çelebi. Çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Değişik bir yolculuk olmuş gerçekten. Sana iyi istirahatler diliyorum. Yorulmuşsunuzdur kesinlikle. Ya biraz da alışığız açıkçası. 20 saat sınırda kalan bir insan olarak o bana çok fazla koymadı ama insanların bu şekilde tutulması hoş olmadı aktarmak istedim. Evet. Beraber kalmışlığımız da var galiba bir 15-16 saat değil mi en az? İşte onu hatırlatmaya çalıştım. Hoşçakal. İyi dinlenceler sana. Görüşmek üzere. İyi geceler. Teşekkürler. Hoşçakal. Evet bir... Bayram öncesi miydi? 29 Ekim öncesi miydi? Sevinç Çelebi ile bir Bulgaristan ziyaretimiz olmuştu. Bayağı bir bekledik yani 17 saat ya da 20 saate yakındı. Bekledik. Eğlenceli geçti. Ne yaptık dedik ki hadi o zaman burada program yapalım. Aldık elimize telefonlarımızı, videolarımızı, insanlarla söyleşiler yaptık. Özellikle gurbetçilerin dönüş zamanına denk gelmiştik. Onu da hatırlamış olduk burada. Şimdi buradan devam edelim. Birol Öz kardeşler İzmir'de belediyeler seçime her türlü lojistik destek. Evet birçok yerde lojistik destek verildi. Ali Kesiklioğlu sahiden 93 bin oy atıldı mı Türkiye'den hocam demiş. Bu atıldıysa ciddi bir başarı diye söylemiş.
Evet, yani şu anda bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki kullanılan oy miktarı 93 bin, 92-93 bin bandında. Evet, ciddi bir başarı özellikle pandemi zamanında ve insanlar beklediler yani saatlerce. Ben 2 saat bekledim, Bursa Konsoloslukta kullandım. Tam tamına 2 saat gibi bir süreydi. Hatta bazı insanlar da şunu yaptı, hani dönsek mi acaba, bu kadar sıra var falan gibi endişeye de kapıldılar tabii. Ama şunu da söyleyeyim, mesela benim arkamda bir tane amcam vardı, benim arkamda. Tabii siz 2 saat bekleyince sağınızdaki solunuzdakiyle muhabbete başlıyorsunuz. 15 tane farklı platin takılmış kendisine. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Israrla dedim ki buyurun siz oturun, yeriniz belli. Hatta önüme geçin. Diğerlerinden de rica edelim. Önde kullanın dedik. Ama ısrarla durdu. Onun arkasında da bir çiftimiz vardı. Onlar da bayramın 3. günü trafik kazası geçirmişler. Ameliyat olmuşlar. Ayakta yine zor duruyorlardı. Ama yine oyunu kullandılar. Bazı teyzelerimiz de artık ya da amcalarımız yaşları çok daha ilerlemiş olanlar böyle işte bastonlarıyla yavaş 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 onlar en öne geçerek onlar oy kullandı. Ve dedim ki yani bizler bu duruma gelirsek bu yaşlara bu şekilde zor yürürken ya bir oy kullanmak için gelir miyiz acaba diye düşündüm. Onları orada takdir ettim, tebrik ettim. Efendim bu akşam da bir canlı yayını bitirelim istiyorum. Bence faydalı bağlantılar yaptık. Turan Gencoğlu'na bağlandık. Bize Türkiye'deki son kullanılan oy sayılarını söyledi. Türkiye geneli 92.000-93.000 bandında. Bursa'yı güncelledik az önce Turan Bey'in bilgilendirmesiyle. 25.000'i geçmişti. Bir daha bir bakalım. 25.200 civarında şu anda Bursa. İşte İzmir'e bağlandık. Gebze'ye bağlandık. Birçok yere bağlandık. En son Sevinç Çelebi'ye, Cebel'e bağlandık. Başından geçen ilginç yolculuğu ondan dinledik. Nasıl engel konu olduğunu. Bu gece bu kadar yeter. Üçüncü yayınımızı bugün yapmış olduk. Tekrar yayını kapatırken söylemek istiyorum efendim. Hemen şurada logolarımızı da koyalım. Öyle bunu yapalım. Facebook Balkanlardan Bir Ses, YouTube Balkanlardan Bir Ses. Sadece abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen bunu rica ediyoruz sizlerden. Özellikle YouTube kanalımıza destek olmanızı bekliyorum diyeyim. Bir abonelik bazen şaka olarak söylüyorum. Yani bununla ilgili para istemiyoruz. Sadece abone oluyorsunuz bizim için yeterli. Herkese iyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.